Tekno Seyir'de bugün Killzone günü. Evet. Levent abiyle birlikte oturduk. Vita ve PlayStation 4'ü aldık. İki ayrı Killzone oyununu iki ayrı platformda gözden geçireceğiz. Evet. PS4'teki Killzone Shadowfall daha çok yeni geldi. Daha çok az ilerleyebildik. O yüzden ona bir ilk bakış yapacağız. Evet, evet. ama Vita'da Killzone Mercenary var elimizde. Onu bitirene kadar oynadık. Evet. Multiplayer'ına da takılıyoruz. Onu daha detaylı konuşacağız. Sen single player'ı onu bitir. Evet. İstersen desen... önce onu aradan çıkaralım. Evet. Multi desenle epey oynadık onu Evet. Macit şimdi Killzone Sony'nin hani eksklusif yani Sony'ye özel başka Seri. yerde çıkmayan evet. serilerinden biri. 2004 yılından beri Killzone oyunları çıkıyor. Şimdi 3 tane Killzone oyunu vardı. 1, 2, 3. Shadow Fall çıktı. İşte 4 evet. diyelim. Bir PSP'de var. Bir de Vita'da var. Şimdi Vita'da Geçtiğimiz aylarda işte Killzone Mercenaries diye bir oyun çıktı. Ee, şimdi Killzone serisinin esprisi de şu işte dünyadan yola çıkılıp kolonileştirilmiş bir ikiz gezegen var evet. işte Vecta ile. Yani bir science fiction evet. şeyi var. Ee, Bilim, kurgu. Bu iki gezegen bir noktadan sonra bir dünya bunlarla kapışıyor. Aralarındaki çıkar evet. ilişkisi bozuluyor. Sonra da iki gezegen birbiriyle kapışıyor. Bir gezegenlerden birisi dünya gibi, Vekta denen cennet gibi bir yer. Hı hı. Öbürü işte Helgas denen daha e, Helgan denen daha böyle volkanik falan bir yer. Ama orada da enerji kaynakları var. Evet. E, Vekta'dakiler kazanıp sivil savaşı öbür tarafı oraya mahkum ediyor. Aradan geçen işte yıllarda da oradakiler o korkunç ortamda mutasyona uğrayıp işte artık mesela hep maskeyle gezebiliyorlar falan filan. Öbürü de işte cennet vatan. Fakat işte İntikam hırsıyla Helgas geri saldırıyor evet. ve bu aradaki mücadele işte. Ee, tabii ultra basitleştirerek anlattım ama ne yapayım? Yani farklı karakterler oluyor bu seri boyunca kontrol ettiğim. Tabii ki tabii ee, çeşitli maceralar var, kahramanlar var oranın da. İşte platformlarda oyun değişince şey farklı bir yere odaklanıyor. İşte evet. Mercenaries bir şeye odaklanıyor evet, aslında. Evet. Shadowfall o esnada başka bir yere odaklanıyor Aynen öyle. gibi. Şimdi Mercenaries'in özelliği şu. İşte i̇smi üzerinde paralı askerler evet. burada senin aslında sadece paraya bağlılığın var. Hani ne Vekta'ya ne Helgas'ta bağlısın hı hı. kim paranı verirse onun Onu için çalışıyorsun. Edemiş. Senaryo buna göre kurulmuş hatta hani spoiler yapmayalım ama dediğim gibi tek sadakatin paraya. Aynen. Oradan anlarlar artık oyunun nasıl geliştiğini. Şimdi PS Vita'nın şöyle bir durumu var. Biz PS Vita ilk çıktığında çok sevindik. Çünkü biliyorsun PS Vita'da tek analog var. Hı hı. Tek analogla FPS türü oyunları oynamak çok zor oluyor. Vita'da iki tane analog gelince dedik ki o süper oyunlar çıkacak şimdi. Fakat çıkmadı. çıkmadı. Yani FPS olarak tam yani kendi bakış açımızdan gördüğümüz olarak işte Resistance çıktı, Burning hı. Skies çıktı. Kötü bir oyundu. Yaptım. Yani ben grafik kalitesi İyi oyun olarak sadece FPS olarak şey yapmıyordum. İyi oyun bir, zaten hani bir, bir, e, bir Uncharted hani aklımda işte third kalmış. Third person olarak Ancharted yani var, bir iyi oyun, var. oyun olarak bir Ancharted kalmış. Aynen öyle. Ee, Resistance büyük ayağı kırıklığı oldu çünkü hani Resistance da Sony'nin bir lisanslı evet. şeyi. Evet. Eksklusivi. O böyle hani Half-Life ayarı grafiklerle falan bizi üzünce bir umutsuzluk olmuştu. Killzone mercenary Killzone geldi. Killzone çıtayı biraz hani orada yükseltti. Yani bence diçanın standartlarını e, biraz şey yapmış yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani en baştan en son söyleyeceğimiz şeyi baştan söyleyelim. Killzone mercenary Vita'daki en iyi first person shooter. Evet. Yani hiç e, tartışılacak bir yanı yok. Abi kaplamalar, ışıklandırmalar falan hakikaten çok ses güzel. Ses iyi. Ses iyi, yani ses. vuruş iyi. hissi dediğimiz His iyi yani ateş ettiğin evet, zaman evet. silahın verdiği tepki, karşındaki adamı vurduğun zaman aldığın tepkiyi. Şimdi bir kere Macit, güzel taraflarından birisi. Türkçe artı hani seslendirmeler de Türkçe. Sırf evet. arayüz Türkçe, alt yazılar Türkçe değil. Türkçe değil, her şeyle full Türkçe. Fakat hani alan arkadaşlar şaşırmasın diye söyleyeyim. Ben 30'a düştüm. PS dil seçtirtmiyor. Senin Vitan hangi dile ayarlıysa o dilde açılıyor. O dilde açılıyor. İngilizceye İngilizce ayarlıysa oyunu İngilizce oynuyorsun. Türkçe'ye geçirdiysen oyun Türkçe açılıyor. Hı hı. Onu baştan söyleyelim. Fakat Sony bu Türkçe işini standart yaptı artık. İyi de oldu. Şimdi birazdan konuşacağımız Shadow Fall da Türkçe. O, aynen. Şimdi macer single player'da işte bir, bir paralı askerin çeşitli maceralarını yaşıyorsun. Çok uzun değil. 7-8 ana görev var. Hı hı. Ee, çok uzun değil. İki akşamda bitirirsin. At çok kafayı takarsan bir akşam da bitirirsin ama şöyle güzel şeyler yapmışlar şimdi çok çabuk bitiyor ya adam sana şey yapmış kontrakt kısmı var aynı görevi bir daha oynuyorsun fakat üç farklı kontrakt var bir işte demolition biri e, stealth şöyle adam diyor ki bu diyor birinci level'ı yine oyna ama kimseyi öldürme ya bir challenge sunuyor aynen sana. öyle aynen öyle ve ona göre puan <laughs> veriyor ya da diyor işte Demolition kısmını seçersen işte tamam diyor hani bu level'ı oyna. 50 kişiyi vur falan filan. Renk katmış yani. Aynı bölümü sana bir daha oynatmak için bir şeyler Oynanın eklemiş. süresini bize biraz uzatmıyor. Aynen. Diyelim. Hani bütün o e, challenge'ları yapacağım, kontraktları evet. yerine getireceğim dersen her bölümü en azından 4 kez oynamış oluyorsun. Bir normali evet. 3'te kontraktı. İyi olmuş. Ee, bir hemen belirtmemiz gereken bir şey ilk kez Vita'da böyle bir şey gördüm. Tam 1 GB'da Peçi var, update'i var. Hı hı. Dolayısıyla bellek kartı şart. E, multiplayer patch ile ekleniyor. Kutudan çıktığında evet. yok. Ve ben hani e, Wikipedia'da yazıyordum Hacet. E, PS Vita'nın oyunlarda kartla geliyor ya, evet. en yüksek kapasitesi, yani 2.7 GB'mış oyun Vita'daki sınırı, sınıra kadar kullanıyormuş. Artı bir de 1 GB ekleniyor Ekliniyor. yani. 4 GB falan oyun evet. Vita için önemli. Şimdi hani single player oynarken edindiğim bu görüntüleri girecektir. İşte edindiğim deneyimler, Macit işte silah sayısı çok. Hatta diyor ki şimdiye kadarki zonların en çok farklı silahı olanı. Evet. Hani sniperlardan şey bazookaya kadar işte makineli tüfekler, tabancalar her şey var. Belki çok fark etmiyor silahlar arasında fark ama var yani seçenek var. Multiplayer'da şeyler çok fark ediyor ama ya. Yani. Ona değiniriz sonra. Bir de silah kadar önemli olan e, Macit işte bir Vanguard diye bir e, sistem var. Hı hı. Ek bir şeyler alıyorsun. O ne olabiliyor? Mesela işte havan topu gibi bir şey alabiliyorsun. Evet. Onu kullanıyorsun. O işte hani e, oyunlarda smart weapon'lar falan vardır ya şarj olmasını beklersin. Evet. Kullanırsın sonra yine bekler. Hep kullanamazsın hı hı. çünkü çok güçlüdür. Aynı böyle mesela havadan Saldırı falan var hani lazerle o gökyüzünden geliyor falan. Hepsi dediğim gibi birazcık şarj onları alıyorsun hı hı. kullanıyorsun. Oyun içinde cephane şey var. Karaborsa silah dükkanları var sandıklar var. Oraya gittiğinde oyun parasıyla kazandığın adamları evet. her öldürdüğün şey para kazandırıyor. Ya da işte yaptığın iş. Onlarla bu silahları açıyorsun ve Kullanıyorsun eğer açtıysan hı hı. oradan değiştirebiliyorsun. Ee, kendi üzerinde iki silah taşıyor yine Peki, şunu güncel oyunlar abi. gibi. Ee, bu açtığın şeyler hani multiplayer'da mı etki ediyor yoksa multiplayer'da hani kendin... Yok yok hepsinde kullanıyorsun. Hı hı. Şimdi multideki durum şu bakımdan zor Macit. Şimdi mesela şey sistemi var dedim ya gökyüzünden işte lazerle ölüm yağdırıyorsun. Evet. Tamam da sen o şeye geldiğin zaman hani kavak gibi af ah buyur duruyorsun bir kenarda <laughs> hani bir köşeye saklanman falan lazım yoksa evet. indiriyorlar seni. Ee, bu vanguardların multiplayerde kullanımı iki yönlü. Çok güçlü fakat işte sana bir dezavantaj da getiriyor hani dengelemen lazım. Evet. Görünmezlik falan var onlar biraz daha hani rahat kullanabileceğin şeyler ya da ne bileyim bir robot var. Sen bir yerde duruyorsun görüntü robotun gözüne geçiyor işte uçuyor, uçarak Onu bıçakla kontrol. öldürüyor insanları hı hı. hatta kafasına bir kazık gibi bir şey saklıyor <laughs> falan saplıyor. Sessiz öldürüyor falan filan. Ya Vanguardlar dediğim gibi Macit hepsinin artısı var eksisi var. Multiplayer'ın o sen de oynuyorsun sonuçta hızlı temposunda pek öyle durayım da kullanayım evet, bazıları sürekli, hiç uygun değil. Yani ben şunu fark ettim hani hareket etmediğim an Evet ya ben hareket etsem de gerçi beni vuruyorlar ama. Ama şu da var Macit. Bazıları da mesela bir porcupine diye bir şey var. Onu Türkçe'ye de çevirmemişler. Kirpi gibi bir şey aslında Aha. porcupine. O da mesela maçı nasıl söyleyeyim ben? domine ediyor. Çünkü roket atıyorsun, evet. dokunarak atıyorsun ve karşındaki adamları bastırıyorsun. Hani o senin dolana, senin şarjın bitene kadar evet. maçı bu sefer birazcık dengesini bozuyorsun aslında. Hı hı. Deneyip görecekler artık. Hani kendi stillerine uygun şeyi. Şimdi multiplayer kısmında ayrıca bir şeyler konuşacağım. Single player'da oynarken benim bir biraz rahatsız eden şu oldu, bir hack olayı var. Bazı evet. kapıları falan bilgisayarlara ekliyorsun. O bir mini game getiriyor. Yani şöyle işte şekiller var. Başka şekillerden o şekli oluşturan yapı taşlarını seçip çıkartıyorsun, Azlığı yok ediyorsun. Uğraştırıyor biraz. uğraştırıyor. Ya yani oyunun temposunu düşürüyor. Bazen takılıyorsun. Böyle şeyler aslında hani oyunun o duran şey rutinle biraz renk getiren şeyler de ama, ama çok ince bir çizgi var orada. Aynen Fazla öyle uğraştırdığı öyle. zaman hani o dediğin gibi oyunun akışı bir anda bozuluyor. Tabii. Hani her şeyi unutup bir tek ona Tabii. odaklanıyorsun. E şeye hani. düşüyorsun ya ben single player işte tek oyunculuğu vuruş oyunu shooter oynayacaktım bu nereden çıktı evet, ya? Hani evet. bunu zeka oyunu oynardım bunu oynayacak olsam diyorsun. Evet. Çünkü geçemiyorsun bir de o var hani ona takılabilirsin. Ha sonuçta yapıyorsun da... Ee... Bir iki kere yapman gerekebiliyor bazen, evet. zamansız da var. Bir iki tane hani biz oyun severlerin kabusudur, Eskort görevi, koruma görevi. Evet. Neyse ki hiç sorun olmuyor, çünkü senin yanındaki karakter atlamıyor ortaya. Belki Akıllı... de onu, belki onu ölümsüz de yapmış olabilirler <laughs> bile, ama hiç şey olmuyor. Hani aman işte mi? koruman gereken kişi Hı -hı. öldü, baştan başlayacaksın olmuyor. Ya ölmeyi bırak bazen şey yapıyorlar yani hani sessiz ilerleme gerekiyor. Evet. Tüm sesi çıkarıyor. Checkpointler var. Fakat checkpointler yani oyun içindeki kayıt, kayıt noktaları var. O oturuma özel. Hı hı. Yani bir bölümü ortasında bırakıp kapar oyunu gidersen o bölümün, o bölümün başından başlıyorsun. Gerek. O bölümden başlıyorsun ama başından başlıyorsun. Hı hı. Onu söyleyeyim. Şimdi... Single player dediğim gibi bir gecede, iki gecede bitirebilecekleri bir oyun deneyimi sunuyor. Keyifli, çok güzel ama bu kadar. Ama multiplayer var işte. En güzeli çoklu oyuncu var. İnternet üzerinden oynuyorsun. Üç oyun modu var. Birisi normal bildiğimiz hani free for all denen deathmatch. Death, match. death match. Herkes kendisi evet. adına kapışıyor. Birisi gerilla savaşı o da team deathmatch. Takımlarla evet. savaşıyorsun bir de şey var savaş modu var orada da görevler geliyor hı hı. yine takım ama bazen işte diyor ki karşı takımı vurun diyor vuruyorsun hı hı. değişiyor dinamik olarak diyor ki şimdi bir yere bir havadan ikmal geldi onu alın diyor ya da işte bir filanca bilgisayarı hackleyin diyor. Hı hı. Ona koşturuyorsun. biz seninle en çok detmeç oynadık. oynadık. Çünkü zaten oyuncu sayısı öyle çok 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 kalabalık olmuyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, o yüzden hani detmeç biraz daha Sekiz keyifli oldu. 8 kişi maçlar. Evet. Ee, Valla hani... E, biz senle biliyorsun hani özel maç açtığımızda bile eğer açık yaparsan tık 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 doluyor insanlar Hemen bir doğru. anda. Sanki böyle hani senin böyle bir ortada bir kıtlık var. Kıtlığı, sen kuruyorsun. Ama lak falan Hiçbir çok iyi. Çok iyi oynanıyor, oynanıyor hiç rol yani. rol çok iyi oynanıyor yani. Çok iyi oynanıyor. Göremiyorsun her ne kadar pingini ama çok iyi oynanıyor. Evet, onu görüyorsun. Kesinlikle. Klas yok. Yani bir işte Battlefield gibi sniper falan seçmiyorsun ama kendin hani sniper tüfeğini alıp sniperlık yapabilirsin. Evet. Zırh, zırhın bile ağırı var. Hafifi var. Sen yani artı profil kaydedebiliyorsun. Kendin Kendine öyle 3-4 klas yapabilirsin. Özel. Bir şimdi mertlik demişler burada. Bir kart sistemi var. Şimdi senin başarına göre ve kullandığın silaha göre bir iskambil kağıdı veriyor hmm. sana. İşte mesela shotgunlar uyduruyorum şimdi. Siyah da sniper rifle'lar, kırmızı kupa, öbürü işte siyah sinek falan. Başarına göre de derecesi artıyor. Bu her gün yenileniyor sana. Bir gün önceki performansına göre diyor ki bugünkü kartın diyor işte maça onlusu. Evet. Sen ölünce o senin üzerinde o kart çıkıyor. Karşındaki adam da onu kapıyor. İşte hani başka oyunlarda künye topluyorsun ya onun karşılığı. Evet. Seriyi tamamlamaya Aha. çalışıyorsun. İşte bütün mesela hani İskambil kağıtlarında 4 seri vardır evet. ya mesela onlunun 4 tane onluyu da bulursan ek puan veriyor sana, oyun parası veriyor. Ee, Bir şunu beğendim. Kendi kartını kurtarma var. Öldün ama adam kartını senin almamış. kartını alamadı ya da o da öldü. Birbirinizi vurdunuz. Seni zaten her zaman bir bir, bir önce öldüğüne yakın bir yerde spawn ediyor. Evet. Gidip kendi kartını alırsan o hani ticket'ı kullanmamış oluyorsun diye bir puan geri almış şimdi oluyorsun. Şimdi niye kartı alamayalım diye düşünüyor olabiliriz izleyicilerimiz. Bazen uzak mesafeden vuruyorsunuz ve o kartı almak gerçekten çok zor çünkü da, bir anda çapraz ateşle buluyorsunuz. Karşılıklı birbirinizi vurabiliyorsunuz. Evet. Ya da şöyle Adam seni vuruyor, sana gelene kadar onu başkası indiriyor falan evet. filan. Kartını dediğim gibi kurtarırsan şeyini puanını geri alıyorsun. Hı -hı. Hoşuma gitti o ilginç bir mekanik yaratıyor. Maçı sonuçta multiplayer'ı hızlı. Biz seninle bir de mesela şeyle parti modunda oynadık, Sen bir bir birbirimize sesli, bağlandık, sesli iletişim kurabiliyoruz. O da var. Ya maçı şöyle söyleyeyim yani Killzone Mercenaries single player olarak bir kere Vita'daki en iyi. FPS, evet. First Person Shooter oyun. Multiplayer olarak da ben şimdiye kadar hiçbir mobil cihazda yani PSP dahil ya da Android dahil bu kadar çok oynamadım. Çok güzel, çok keyifli çünkü. Yani normal hani el konsollardan ziyade bildiğimiz konsollardaki bir detay var oyun çünkü. Aynen aynen yer. çok hani güzel. Işte silah seçenekleri, hızlı. sınıf seçenekleri, oyun aynı şekilde eğlenceli. Aynen hızlı gerçekleşiyor, vuruş hissi iyi, maçlar sabit süreli 10 dakika mı ne. Evet süreye bağlı geçiyor. Lak problemi yaşamıyoruz dediğin gibi. Çok güzel Macit. O yüzden ben Killzone Mercenaries'i çok beğendim. Hani Vita'nın yüzünü güldüren bir ee, oyun hem çıktı. Hem içerik anlamında hem görsel anlamda evet. gerçekten Vita'nın Hani yani Vita'nız varsa alın. <laughs> Mercenaries olsun onda. <laughs> Mercenaries çok güzel bir oyun. Evet. Şimdi Killzone Mercenaries'i işte bir iki aydır oynuyoruz. ilerliyoruz. Tam artık hani ya tamam oynadık artık biraz yorulduk diyorduk ki PS4 geldi ve Shadow evet, Fall geldi. uzmanlık alanımızdan bir yanda acemi <laughs> e, birliğine alınıyoruz burada. Çalıştır istersen Macit. E, i̇şte merakla beklenen oyun buydu. E, hani gerçekten çok oynama fırsatımız olmadı. Daha çok başlarındayız. Evet. E, daha tadını da yeni alıyoruz görsel çünkü Hemen ilk, zaten ondan bahsedelim. Abi. İlk bölümler geceydi falan evet. hatta ben birazcık o da hani yapımcıları eleştireceğim. İlk hani spoiler olmayacak bu kusura bakmasınlar hani çocukken başlıyorsun senaryo gereği işte bazı başından bir şeyler geçiyor. Prolog biraz uzun olmuş ya. Uzun olmuş yani bir eline şu silahı alana kadar bayağı bir zaman evet. geçiyor. Çünkü ondan sonra da bir eğitim şeyi var bıçaklarla falan uğraşıyorsun ne diyorsun? onlar aslında tutorial evet. gizli. Ya iyi olmamış. Yani bir ben anında oyuna dalmak istiyordum. Şu an bir evet. de şeyi sevmiyorum ben Macit. Şimdi o baş... o prolog'da ya onu yaşıyorsun. Şimdi interaktif değil aslında. Oraya gidip o X'e basacaksın. Evet. Ya sana onu yaptırtıyor. Ya yapma kendi kendine yap. Ya. <laughs> ya çünkü o bir oyun değil ki. Hatta hani İş sana. Evet. Neyse oraları geçtik, oyuna daha yeni girdik. Grafikleri nasıl buldun abi Vallahi hani bu bölümde kendine gelmeye başladı. Buraya gelene kadar pek kapalı alanda falan o hangarlarda falan evet. pek bir şey alamadık ama şurada şu taşların tekstürüne bile bakarsan PS3'ün üzerinde bir şey olduğumuz yani ortada. Yani yeni konsolun gücünü hani hafif hafif böyle kesin, gösteriyor. Kesin. Macit Türkçe Yine full 100, Türkçe. Evet, konuşmalı Türkçe. Full 100. Türkçe. Şimdi burada daha yeni keşfediyoruz. Bir ol olayını keşfettik. Bir, bir robotumuz var. Evet. Ee, kötü gün dostu. Şöyle, emir veriyorsun. Emir veriyoruz ona. Şimdi onun modunu değiştirmek için şu şey ekranı kullanıyoruz. Dokunmatik touchpad ekranı. Touchpad'i kullanıyoruz. Onu şöyle yukarı kaldırıp şöyle hafif yukarı parmağınızı ittirip saldırı, saldırı modunu modu. alıyorsunuz. Sonra e, sol üst tetikle sol üziyor tuşla emir veriyorsunuz o gidip saldırıyor onlara kalkan olabiliyor sana evet şimdi ee, halat oluyor onu kullanacağız halat oluyor şimdi. Hackliyor. bilgisayarları evet. terminalleri hackliyor. Şimdi, ben, şimdi normalde buradan aşağı atlayınca ölüyorsun ölüyoruz bizim şimdi onu geri çağırdık şimdi onu ben halat modunu alıp evet beni aşağı oraya e, ip atıyor yani. Her işlevi var ya. Her işi görüyor. Haritayı da ona göre... Bloom efekti dibine geldim. Şimdi Durmuş. cephanemizi de aldık. Tamam. İşte manzara bu. Ya grafikler kesinlikle PS3'ün üzerindeyiz yani belli. Evet. Şimdi şuradan... Yavaş yavaş inelim. Şuradan yine bir halatla biz... Aşağı doğru ineceğiz. Tamam. Evet. Bir... Çok iyi yani bence şu orman falan. Büyüşlandırmalı. Süper abi. Bir de frame rate falan akıcılık. Evet. Şimdi şunu kendim mi öldüreyim yoksa? Kendin vur yani. Kendimiz vurmaya kalkarsak robotu ya, yolluyor. <gülüyor> 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 o öldü ama galiba. Yok. o Bir tarama modu var. O Onun aşağı inip. Adam bize hey 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 dövmeye hey hey. geliyor, dövmeye geliyor. Bir de alarm. Başımıza iş aldık Öleceğiz galiba. Oğul bizi korur ya. Onun kalkan modu var. Ölürsen seni diriltme şey evet, var. Hani bir. Ona zamanda basman gerekiyor. Evet, abi. adrenalin şey yapıyor, desteği yapıyor. Bu arada her yerden ateş. Her yerden tam. Adam... Bu arada Macit hani onu unutmadan söyleyelim. Killzone serisinin birazcık karakteristik özelliği çok iyi yakın dövüş evet, sahneleri evet. var bıçakla falan. Bunu yapabilirsek. Işık. Evet böyle. Bıçağa atma var. Evet. Fakat çağır o bakalım esnada... bizi diriltecek mi? Bakalım. Çağırdık. Evet. Çok iyi. Oo o esnada bir yaşama, bir bir kere daha bir yaşam hakkı daha Yalnız yani. fark ettiysen her sahnede değişiyor hani o birebir evet, dövüşler evet. dediğin gibi. Hep farklı farklı şeyler sunuyor. O Killzone'da hep öyle var işte çok başarılı. Şeyde bile öyle bu demin Mercenaries izledik ya bir tane. Evet, evet onda daha Onda var. bile o yakın dövüş şeyleri Şimdi harika. Şimdi şu alarmı susturtalım. Robota mı? Robot evet. susturacak değil mi? Hack mi? hackleteceksin. Oo bir şeyler geliyor hala. Şey geldi, eyvah, eyvah, eyvah. destek geldi. Onunla baş edemem ben. Gittiler o... mi? Yok geliyorlar abi peşimden. Ha bu indirirsin. Üstüne atlama var yüksekten. Onu yapabilecek miyiz? İki kişiler. Işık tutuyor. Gündüz vakti o ışık işi pek iyi olmamış. Yani evet bu kadar, bu kadar göz almamız ama... lazım. Bu arada adam yanı başında sen. Of boğazını kestik. Evet. Şey galiba o henüz beceremedi. O, o sen şey. sen sende. Yo sende. Ha şimdi bir gönderelim. Hekliyor. Ha bana saldırı olduğu için o geri geldi. Evet. Bu arada tabii PS4'te olduğumuz için tek tuşla ekran görüntüsü evet. paylaşma ya da video paylaşma emrimizin altında. altında. Alalım. Evet alarmı da susturduk. Şimdi şöyle basıl tuttuğumuz zaman tabi tarama var. Tarama var. Düşmanlar gözüküyor. Düşmanları gö ama onu çok kullandığın zaman sanırım fark ediliyor. Evet. Oluşan statik elektrikten yerini buluyorlarmış öyle bir şey. Değil. <laughs> yani çıkmadı benden ya. Ee, şöyle bir şey var hani aslında gitmen gereken yer belli ama Haritada biraz özgürlük veriyor sana oyun. Farklı yerlerden gidebiliyorsun. Evet. evet. Oo. Sen nereden geldin? Aa. Tamam onun icabına baktık. Bu arada bunda da multiplayer var. Daha oynayamadık. Evet. Keyfini çıkaramadık ama bunda single player kadar multiplayer'ı da oynanacak gözüküyor. Saldır bakalım. Bu bir inceleme değil bir oyuna bir ilk bakış. Yani hani biz merak ediyorduk izleyicilerimiz evet. de merak ediyordur. Hani Anca geldi. karşılıklı merak gidiyoruz. Yani ya. merakı aynen öyle bir hevesle saldırdık. Daha sonra tam hakkıyla incelemesi. Abi silah tepkilerini ve vuruş hissini ben çok beğendim şeyin oyunun. Ama şu kan biraz fazla mı renkli? Bana mı öyle geldi yoksa? Ama yine bak dua et. Çünkü bazı oyunlarda artık günümüzde kan yok kan biliyorsun. Yok değil mi? Ee... Yine alarm etmeye başladı. Yine şey yapacağız ama şurada şu... bir yanıp sönen şeyler şu falan patlamayı var. Patlamayı yaptıralım bakalım. Onlar az patlıyor ya. Evet. Ben beğenmedim ya. Gör şey <gülüyor> değil. <gülüyor> Görsel olarak iyi de biraz zayıf patlama oluyor evet. Biraz böyle sarsıntı olsaydı. Aynen öyle. Sular çok su, iyi. Su çok iyi. Yani su. ben bu Şöyle su grafiğini ben bir tek şeyde gördüm abi yani krizis de var bu bir tek. O da aslında şey krizislerde var adada geçen krizislerde evet. var. Şey çok hala bak bakarsan hani kırıklar falan yine belli oluyor. Yüzde yüz evet. çözülmüş değil ama PlayStation 3 grafik göre, düzeyine göre. Bir de sonuçta bu yani ilk deneme oyunları diyelim bunlara. Tabii ki canım. Yani bir 3 sene sonraki Killzone, Ben o halini hiç yani tahmin bile edemiyorum ee, Tabii ki, tabii ki. PlayStation 3'ün ilk çıktığı oyunlarla evet. şimdiki bu Last of Us'ları falan düşün. Kesinlikle Bunlar da ilk şey daha yıllarca PlayStation 4'te birlikteyiz. 6 yıl sonu en azından birlikte evet. olacağımızı söylüyor. 6 yıl sonraki 2 yıl onu merak ediyoruz. Abi oyun hani Duman böyle falan böyle ilerleyeceğiz bununla. Hani bunun detaylı şeyi şey olacak var. tabi incelemesi evet. ama e, şimdi oyun bir... şeye de izin veren bir oyun. Hani e, Splinter Cell tarzı oynamaya. Evet. Hani sessiz gitme falan, bıçakla herkesi öldürme falan evet. o da imkan veriyor. Multiplayer'ını da oynayalım Macit. Sonra Aynen hakkıyla abi. bir incelemesini yapalım. Şimdi biz bir Merak gidermek için şöyle bir evet. daldık. Mercenaries ile aradan çıkardık. Bir Killzone gününü böyle tamamlamış evet, olduk. Evet. Tam hakkıyla oynayalım. Bir evet. daha geri dönelim bu Killzone Shadowfall. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.